Allah-u Teala ayetlerinde bizlere gazabını geçmiş ümmetlere nasıl gösterdiğini anlatıyor. Yanlış yaptıkları zaman, Allah'a secde etmedikleri zaman, batılın peşinden koştukları zaman bir türlü belaları onların üzerine düşürdüğünü gösteriyor. İnsanlarımız bugün tabii imansızlıkta o kadar ileriye gittiler ki Allah'ın kudretini tamamen unuttular. Rabbimiz Sübhanehu ve Teala an ve an aslında kudretini devamlı gösteriyor. Yakın senelerde Japonya'da olan işte tsunamilerle, işte yanardağların patlamalarıyla vesaire kudretini gösteren Rabbimiz Celle Celaluhu işte son defasında da önümüze çıkartmış olduğu bu hastalıkla insanoğluna bundan emin olun ki Şeyhimiz Hazretleri 20 sene önce bunun haberini veriyor. 2000'de yaptığı, tam 20 sene önce yaptığı sohbette Çin'de bir virüs çıkar diyor Şeyhimiz Hazretleri. İnsanları sarar, yüz binler değil, milyonlar gidecek diyor. Hatta toplu halde onları poşetin içine koyup yakacaklar diyor. Yayılmasın diye yani. Aleyhisselam tabi İsa Hazretleri üstünde Çin'i düz eder. İki milyara hali var orada. Üstünde 2 milyarası sever. Allah bu. Allah'la muhabbet eder de Allah. Yüzünde zulümde emin son noktaya erişir. Bu güzele gelecek. Yiyacaklar üzerine ilaç söküp yakacaklar. O derecede indi, o hastalık intihar eder ki yani yüzlerle insan, binler insan dönmeye hiç yok. Zaten günceye kadar da efendim dışarı tutar. Onun için yaklaşmaklar, yiyacaklar o şey kurmalarına, para kurmalarının içerisinde bulup şimdi gerçekten 20 sene önce şeyhimiz söylediği zaman çokları bunu duyup belki gülüp de geçtiler. Öyle bir şey olur mu da dediler. Kimse belki de önemsemedi. Belki biz de duyduk, biz de o kadar yani. Tabii şeyhimiz dedi amenna ve saddakna dedik ama ne zaman olur Allah bilir dedik yani. Bugün bu karşımıza öyle bir çıktı ki, öyle bir çıktı ki insanların ağzını böyle tamamen açıp gözlerini fal taşı gibi dışarıya dökecek şekilde çıktı yani. Ve müthiş derecede hızlı yayılıyor. Hızlı yayılıyor. İnsanımız ibret almaktan yoksun. İbret almaktan uzak. Çok yakın olması lazım ki kalbine bir korku düşsün. Daha neyi bekliyorsun? Ne güzel söylemiş Şeyh Efendi Hazretleri. Kıbrıs'a da gelecek diyor. O sohbette. Kıbrıs'a da gelecek diyor. Bu hastalık insanları sarar. Nasıl insanları sarar? Ne yediğine dikkat etmeyen, temiz yemeyen, temiz giyinmeyen, temiz yerlerde oturmayan. Bu insanları yakalar, bu insanları götürür. Allah'a secde etmeyen. Bugün üzerinde kimde zulme niyet olsa, kim namazsa, kim zikirsizse, kim temiz değilse, niyeti temiz değilse, işi temiz değilse, yaptığı temiz değilse, yediği temiz değilse, bir kuzurdan geliyormuş bu, deniyorlar. Onun gibi haram olan şeyleri, bundan kimselerin hepsine gelecek.